Allahu Billahi min Shaitan Rajeem Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi Rabbi Alamin Salat ve Salam Ala Rasulina Muhammedin Ve Ala Alehi ve Sahbihi Ejmain Ve Tevhid derslerimize devam ediyoruz 33. Söz 8. Pencerede kaldık Cenab-ı Hak Azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin Önce bir düz okuyalım Sonra başa dönüp birlikte inşallah mütali etmeye gayret edelim. Sekizinci pencere nev Beşer'deki bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar aleyhimüsselam bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek ve bütün kulubu münevvere aktabı olan evliyalar keşif ve kerametlerine itimat ederek ve bütün ukulu nuraniye erbabı olan asfiyalar tahkikatlarına istinad ederek bir tek vahidi ehad vacibül vücud halikü küllü şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemali rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? Sekizinci pencere, nev beşerdeki bütün ervah-ı neyyire ashabı olan enbiyalar aleyhisselam bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek Üstadımız bir yerde ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden üç külli muarrif var. Hatta başka bir yerde dördüncüsünü de ilave eder. Birincisi şu kitab-ı kebiri kainat baştan aşağıya kadar Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinin delillerini teşkil ediyor. Konumuz olmadığı için çok kısa ifade edelim. Mesela en kestirme yoldan sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Yani bir eserde sanatın olması onun arkasında sanatkarın varlığını zorunlu kılar. Sıradan basit bir unsur veya sanatı ölçüsü olmayan karman çorman bir görüntü kendiliğinden tesadüfen rüzgarda boyaların devrilmesinden meydana getirebilir o şekli. Ama muhteşem ve muazzam bir manzaralı resim, o resimdeki o sanat arkasındaki bir e, bir ressamı ne yapıyor? Gösteriyor. Bu kainata, bu aleme baktığımız zaman zerrelerden kürelere kadar her şeyde bir ölçü, bir miktar, bir sanat var. Değil mi? Yıldızlardan, galaksilerden, denizlerden, bitkilerden, meyvelerden, hayvanlara kadar her şey sanatlı ve mucizevi bir şekilde vücuda gelmiş. E bu neyi gösteriyor? Arkada bir sanatkar var. İkinci büyük üstad, Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Geldiği dönemde müşriklere meydan okudu. Değil mi? Haydi! Eğer bu beşer kelamıysa sizin bütün şairleriniz, bütün üstadlarınız bir araya gelsin. Böyle bir kitabı yazsın. Haydi Kur'an'ın tamamını değil bir ayet, bir sure. Haydi sure uzun değil, en kısa sure. Üstadımız diyor ki yazamamışlar, yapamamışlar. Nereden biliyoruz? Eğer yapsalardı canlarını ve mallarını tehlikeye atan savaşı tercih etmezlerdi. Değil mi? E bu noktada Kur'an-ı Kerim bu kainat kitabını zaten bize anlatarak ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı bize öğreten bir üstad hükmüne geçiyor. İşte aradaki mucizeyi, değil mi? balın yaratılması, hafızasına hayat programını koymak ve zehiri onun vücuduna zarar vermeden yerleştirmek, bu manada arının yaratılışını nazara vererek bizi Cenab-ı Hakk'ı bize gösteren, öğreten bir üstad hükmüne geçiyor. Üçüncüsü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bürhan-ı Natık. Konuşan Bürhan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve onunla birlikte bütün Peygamber-i İzam. Hepsi Allah'ın vahdaniyetine vacibül vücut olduğuna en büyük delillerden birisidir. Zaten bugün dersimiz bunun üzerine enbiyalar, evliyalar ve asfiyalar penceresinden Allah'ın vacibül vücut olduğuna, varlığına, birliğine ve kemal-i rububiyetine inşallah birlikte deliller getirmiş olacağız. Dördüncü üstad da vicdanımız. Vicdan da başlı başına bir üstad. Akıl Allah'ı unutsa da, akıl saniye unutsa da diyor, vicdan unutamaz. Bizi yaratan Allah vicdanımıza kendisini kodlamış. Vicdan terazisi bozuk olmayan, vicdanı ölmemiş olan her bir insan vicdanına sorarak, sorgulayarak Cenab-ı Hakk'ı bulabilir. Vicdan termometre gibidir. Mesela termometre bu odadaki sıcaklığı gösterir. Neyse onu söyler. Termometrede riya olmaz, gösteriş olmaz, aldatma olmaz, yalan olmaz. Hakikat neyse termometre onu gösterdiği gibi insanın vicdanı da termometre gibidir. Hak ve hakikat neyse onu söyler. Mesela bir mahkum hakim karşısında ne kadar kendini savunursa savunsun, ne kadar kendini haklı ifade ederse etsin ama o gönül dünyasında, vicdanında kendisinin haklı mı haksız mı olduğunun analizini yapar, kendi hükmünü kendi iç dünyasında rahatlıkla verebilir. Biz inşallah üçüncü delil olan peygamberlerin inşallah Allah'ı tanıtması noktasından bakıp ee, enbiya, Evliya ve Asfiyalar noktasından Allah'ın varlığına ve birliğine bugün inşallah birlikte deliller getireceğiz. Evet, Nevi Beşer'deki bütün ervahı ı neyire ashabı olan enbiyalar, yani bütün insanlığın içinde ruhları tertemiz olan Cenab-ı Hak tarafından nurlandırılan enbiyalardan bahsediyoruz bir konu hakkında söz hakkı ihtisas sahibinindir. Tıp alanında doktor konuşur. İnşaat alanında inşaat mühendisi konuşur. 10 tane inşaat mühendisi hastalığımızla alakalı bir hüküm verse onun sözünün geçerliliği yoktur. Elbette ki insan aklını, mantığını, muhakemesini kullanmakla birlikte belli bir seviyeden sonra, belli bir noktadan sonra itibar ve itimat da nedir? Esastır. Evet Cenab-ı Hakk'ın delilleri çoktur. Ama onunla birlikte bir de peki itibar edeceğimiz zatlar kimler? Peki sözüne güveneceğimiz insanlar kimler? Peki biz Allah'ı, biz Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini değil mi? şu kainatın en akıllı olan, en mucize olan, en muhteşem olan insanlarından soralım. Biz Allah'ın vahdaniyetinin delilini insandan soruyoruz. Peki insanlar içinden kime soracağız? Değil mi? Nasıl ki Tıpı tıp noktasını doktora soruyoruz, elektrik noktasını elektrikçiye soruyoruz. Değil mi? Din noktasında, İslamiyet noktasında, Allah'ın varlığının ve birliğinin bilinmesi noktasında kimlere danışmamız lazım? Birinci sırada ruhları nurali olan, tenvir edilmiş, tertemiz olan peygamberlerden soracağız. Evet, o enbiyalar aleyhümselam, Bahir ve zahir mucizatlarına istinad ederek ve Cenab-ı Hak o peygamberlerin kalplerini, ruhlarını, kalplerini, akıllarını bu üçünü de nurlandırmış ve onların e, şahsiyetleri insanlar içinde mümtaz bir şahsiyet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinden önce hani farklı bir şahsiyetteydi, İslamiyet geldi tam dost doğru bir insan olmadı ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'dan önceki lakabı Muhammedül Emin. Değil mi? Güvenilir, en güvenilir. Kemalat odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin der Üstad. Ebu Leheb'e soruyorlar Muhammed yalan söyler mi? Hayır kata ve asla Muhammed yalan söylemez. E peki yalan söylemeyen bir zattan değil mi? Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var Kelamını duyup da inanmamak ne kadar bir akıl tutulması değil mi? Ne kadar bir gaflet, ne kadar bir inat buradan bakabiliriz. İşte bütün peygamberler öyle. Hangi topluluğa, hangi topluma peygamber gelmişse, Cenab-ı Hak önce onun, o peygamberlerin şahsiyetini insanlara sevdirmiş. Onlar dürüstlükleriyle çalışkanlıklarıyla, merhametleriyle, şefkatleriyle, adaletleriyle. İnsanda zaten bir muallim olmuşlar. O güvenilir insanların eline Cenab-ı Hak dinini, Cenab-ı Hak davasını yüklemiş. Ve onları zor durumda bırakmamak adına da ellerine bir berat, bir senet olarak, bir delil ve kuvvet olarak mucizeleri vermiştir. Mucizenin mantığı yani Cenab-ı Hak peygamberini kainattaki adetlerini değiştirerek tasdik ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birinin önünü kesiyor. Nereye gidiyorsun? Ehlime, evime gidiyor. Peki ondan daha hayırlısını ister misin? Nedir? İşte ben Allah'ın Resulüyüm. Allah var, ahiret var, cennet var. O kişi dedi peki delilin nedir? Bir delil göster. Değil mi? Mesela dedi şu ağaç bize bir delil olsun. Ağacı çağırıyor. Allah'ın izni ve müsaadesiyle ağaç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ve o sahabe diyor ki bir de söyle gitsin. Şimdi getiren götürür değil mi? Ama insan inanamıyor ya daha da ötesini istiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam tekrar işaret veriyor. O ağaç tekrar yerine gidiyor. Yani Cenab-ı Hak bu kainattaki adetlerini değiştirerek diyor ki bunu size gönderen benim, bu kainatı yaratan benim, onun duasıyla, isteğiyle benim irade ve kudretimle bu kainattaki adetleri, sünnetullah kanunlarını değiştiren benim. Bakın mucizenin öyle üstünlüğü var ki bak ölü, ölüyü diriltiyor. Dağdan, dağın içinden deve çıkıyor mesela. Değil mi? Bir asa bütün sihirleri bozuyor. Parmaklarından suya, suyun akıtıyor. Değil mi? İşte ayı ikiye bölüyor. Yani kainatta tekvini kanunların haricinde olağanüstü hadiselerle kainatın sahibi, kainatta tasarruf eden zat, o peygamberlerini tasdik ettirmek adına ellerine bir bürhan veriyor. Şimdi 124 bin peygamber düşünelim. 124 bin peygamber, bu beşeriyet içinde, insanlık içinde sözüne en güvenilir insanlar. Şefkatte, merhamette, adalette, ahlakta, fazilette, çalışkanlıkta en mahir insanlar. Toplumun göz bebeği olan insanlar ve Cenab-ı Hak ellerine de binlerce mucize vermiş ve onları bize göndermiş. Değil mi? Ve insan buna rağmen, değil mi? şu delillere rağmen Allah'ı kabul etmiyorsa o insan cehenneme gitsin. Değil mi? Yani şu pencere o kadar kıymetli bir pencere ki şu an ahir zaman fitne ahir zamanda yaşıyoruz, akıl döneminde yaşıyoruz. İkne ve ispat döneminde yaşıyoruz. O yüzden bu zamanda şu hakikatları ifade etmek daha da zor. Ve bilerek bu hakikatlerin üstünü de kapatmaya çalışıyorlar. Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini inkar ederek. Yani Cenab-ı Hak diğer peygamberlere mucize vermiş ama sanki bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermemiş. Aslında bunun arkasında bir tuzak var, bir plan var, bir akıl var. Yani bunu söyleyerek neyi aslında? oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında diğer peygamberlerle bizim peygamberimiz vesselam arasında bir fark yoktur. Hatta belki onlar üstünde olabilir nazarını vermeye çalışıyorlar. İşte bunu maalesef Kur'an'daki ayetleri çarptırarak kendilerine göre yorumlayıp biz hiçbir peygamber arasında ayır ayrım gözetmeyiz ayetini kullanarak. Evet hiçbir peygamber arasında biz ayrım gözetmiyoruz. Bize bakan veçhesi bu. Yani biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Peygamberlere iman derken 124 bin peygamber hepsine birden iman ederiz. Hepsi Allah'ın Resulüdür ve elçisidir. Başka bir ayete bakıldığı zaman diyor ki biz bazı peygamberleri bazısından üstün kıldık. Bu noktada üstünlük var. İşte bunu yıkmak adına yine bunun arkasında Yahudi planı var eğer en üstün peygamber gelecekse bizim ırkımızdan olmalıydı. Kendi ırklarından, kendi nesillerinden olmadığından dolayı bunu hazmedemeyen Yahudiler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sıradanlaştırmak adına maalesef bu ülkemizde kuklu olan, maşa olan bazı cahilleri hatta bazı hainleri kullanarak bu manayı yıkmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri binlerdir, her mucize bu zamana kadar rivayetlerle, sahih rivayetlerle bu zamana kadar ne yapmış? Gelmiştir. Biz de onlara iman ediyoruz. O dönemdeki müşriklerden o mucizelere inanmayan olduğu gibi bu zamandaki, bu zamandaki o müşriklerin torunları olanlar inanmaması gayet normal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı zaman miraçtan döndü, hadisatı anlattı, inanmadılar. Dalga geçtiler. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'nın kapılarını, pencerelerini onları en ince detayına kadar anlatmasına rağmen yani bak gittim, gittiğimin delili de bu. Anlatmasına rağmen inanmadılar. Hz. Ebu Bekir'e gittiler. Senin arkadaşın böyle böyle diyor. Hazreti Hz. Ebu Bekir bunu size Muhammed mi söyledi? Evet. O söylediyse doğrudur. Sıddıkiyet makamı. O dönemde sıddıklar, müşrikler olduğu gibi bu dönemde de sıddıklar, müşrikler, hainler, cahiller olacaktır. Demek ki şu 124 bin peygamberi şöyle bir düşünelim. Konu hakkında ihtisas sahibi söz hakkıdır. Söz hakkı onlarındır. Çünkü toplumun en akıllı, en ahlaklı, en adaletli, en merhametli, en doğru, şakayla bile olsa yalan söylemeyen o özel şahsiyetlerinin hepsi aynı noktaya parmak basıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurur. Ben ve benden önceki peygamberlerin en fazla söylediği kelam La ilahe illallah'tır. En fazla yapılan tesbih, zikir, kelam bu. La ilahe illallah'tır. Bu kainatta en büyük günah budur, şirktir. En büyük günah Allah'ı inkar etmektir. Bunun affı yok. Hiçbir ceza onu temizleyemez. Bak cehennem bile onu temizlemiyor. Eğer cehennem onu temizlese belli bir dereceden sonra cennete intikal etmesi lazımdı. İleri derecede fasık günahkar bir adam eğer cehennemi hak etmişse cehennemde yanarak temizleniyor. O cezasını çekip temizlendikten sonra cennete intikal edebiliyor. Ama bir kafir, bir müşrik sonsuza dek o ateşe muhatap olacak, yine temizlenmeyecek. En büyük günah bu. Niye en büyük günah bu? Ya o kadar şiddeti zuhurundan gizlenmiş ki, Cenab-ı Hak o kadar şiddetli görünüyor ki, şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Zerrelerden kürelere kadar her şey Allah'ı gösterirken, bu kadar sözlerine itibar edilen sadık zatlar, Allah'ın vahdaniyetine, varlığına bildiğine delil olmuşken, buna rağmen mi bir insan Allah'ı inkar edecek? Yani? Bu tamamen bir akıl tutulması. Evet, Demek ki ruhları münevver olan, tertemiz olan, nurlu olan 124 bin enbiya ve ellerinde de mucizeleri var. O mucizelerle Cenab-ı Hak onları tasdik ediyor ve 124 bin peygamber Allah var, ahiret var, cennet var. Bu kainatta zerrelerden kürelere kadar her şeyi icat eden, tasarruf eden, terbiye eden, halk eden, tasarruf eden Allah'tır diye parmak basıyorlar. Bak, bu öyle büyük bir pencere ki. İşte bu manada her bir peygamberin davası bu. Her bir enbiyanın davası bu. Mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra müsellimetin kezzap isminde bir e, sahte peygamber çıkmış. Mesela o sahte peygamber Cenab-ı Hak herkese mühlet verir. İmhal eder, ihmal etmez. Zaman verir telafi etmesi için, geri dönmesi için ona bir ilk başta müdahale etmez. İlk başta müdahale etmiyor fakat zamanı gelince Cenab-ı Hak onun foyasını meydana çıkarıyor. Ona diyorlar madem peygambersin haydi bakalım sen de mucize göster. Bizim peygamberimizin yanına hangi hasta geldiyse şifa bulup gitti. Değil mi? Bir gözü görmeyen geldi Efendimiz gözüne tükürüğünü sürdü iyileşti gitti. Mecnun geldi en akıllı o oldu. Ölüleri diriltti daha ileri derecede. Vücudu yanmış, kazan sıcak sudan yanmış birisi geldi. Efendimiz tükürüğüyle onu mesetti, şifasını buldu gitti. Diyorlar ki madem sen de peygambersin o zaman haydi sen de bir mucize göster. İnanalım. Allah seni tasdik etsin. İşte bir hasta geliyor bir gözü görmeyen. O da işte tükürüğünü sürüyor güya böyle sahtekarlık yaparak. Allah onun diğer gözünü de kör Yani Cenab-ı Hak hakiki peygamberini tasdik ederken onu da yalancılığıyla tasdik ediyor. Var olan bir gözü var, o da gitti. Bir kuyunun yanına getiriyorlar. Diyorlar madem peygambersin Resulullah Aleyhissalatü vesselam tükürüğünü bir kuyuya bıraktı. O kuyu taştı ve gül koktu. Haydi sen de göster mucizeni. Allah seni tasdik etsin. Evet, O tükürüğünü kuyuya bıraktı. Kuyuda biraz su vardı. O olan su da kurudu gitti. Yani Cenab-ı Hak diyor bu sahtekardır. E bu noktada Allah peygamberinin eline mucizeyi delil olarak, berat olarak, senet olarak vermiş. Tasdik ediyor. Kainatın sahibi gönderdiği elçisini doğruluyor. Ve sözüne en güvenilir zat bunlar ve kalpleri, ruhları, akılları tamamen nurani ve temiz olan zatlar. Hepsi de aynı noktaya parmak basıyor. Bir ince ip çekersen kopar. Ama bir sürü ince ip yan yana geldiği zaman halat olur. Bunlar her birisi ayrı bir halat. Bir de halatların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir ipi, bir halatı düşün yani. Onu hangi şey koparabilir? Değil mi? Onu hangi şey inkar edebilir. 124 bin peygamberin Allah'ın vahdaniyetine şahitlik etmeleri en büyük delillerdendir. Sonra ve bütün kulubu münevvere aktabı olan evliyalar keşif ve kerametlerine itimat ederek. Evliyaullah var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleri olan onun açmış olduğu velayet yolunda giden kalpleri nurlu temiz olan evliyalar. 124 milyon evliya olduğu ifade ediliyor. 124 milyon evliya ve onların kalpleri temiz. Yani nefsini tasfiye etmiş, temizlemiş, kalbini de ibadetle, amelle zikirle tesbihle nurlandırmış bir zat. İşte günahlardan bir insan kendini muhafaza ederse, nefsini tasfiye ederse, nefsini terbiye ederse, kalbini de marifet nurlarıyla, tesbihle, zikirle, ibadetle nurlandırırsa Cenab-ı Hak ona sırlar alemini açar. Onun keşfiyat noktasında keşifleri, kerametleri zuhur eder, vücuda gelir. Cenab-ı Hak peygamberlerin eline mucize verdi, tasdik etti. Evliyalarının eline de zaten onların kalpleri temiz. Kerametleri ve keşfiyatları vererek ne yaptı? Onların da ellerini güçlendirdi. İşte bir talebe hocasına bağlanacak değil mi? eski dönemde. E ne yapıyor? Evet. Ondaki o keşfiyatı, o nuraniyatı, değil mi? o samimiyeti, o ciddiyeti, o kulluktaki o takvayı görüyor ona zaten bir kalbi bağlılığı oluyor. E onunla birlikte işte o hocasının, efendisinin değil mi, kerametini de görünce bu sefer daha aşırı bir bağlılık meydana getiriyor. İşte düşün Abdülkadir-i Geylaniler, İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Gazaliler, mezhep imamlarımız. İşte bu manada bunların hepsi evet evliye grubunda aynı zamanda asfiye grubuna girenler de var. Aşağıda ona değineceğiz. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri keşif ve kerametiyle sırlar alemi ona açılmış, hakikatleri ifade ediyor. Ve onun etrafındaki insanlar ya bakıyor Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir zat diyor ki Allah var. O dönemdeki müşrikler demişler Allah'ı kabul etmiyoruz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz demişler. Fazilette, ahlakta, kemalatta yani mümtaz bir şahsiyet. Yani Nübüvvet evet en yukarı mertebe en büyük delil ama onun altında evliyalık evliyalar. Bu evliyalar da kalpleri nurani olan evliyalar da keşif ve kerametleri de ellerinde bir bürhan bir delil olarak 124 milyon evliya aynı noktaya parmak basıyor. Diyor ki Allah var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Ve bu kainattaki her şeyi icat eden, tasarruf eden, terbiye eden Allah'tır. Nasıl bir delil yani? Bu delile bir insan ancak gün içinde gözünü kapayarak güneşi inkar etmek gibi oluyor yani. Yani güneş çok zahir, çok açık. Güneş yok. Nasıl yok? E gözünü kapatınca doğru güneş yok. Güneşin gün içinde, gündüz içinde gözünü kapamakla diyor dünyayı gece mi oldu zannedersin. Evet. Ve bütün ukulun nuraniye erbabı olan asfiyalar tahkikatlarına istinat ederek, ruhları münevver olan, temiz olan, nurlu olan enbiyalar, kalpleri nurlu olan, temiz olan evliyalar, bir de ukul akılları ne dedi ve akılları Ukulu nur, nuraniye erbabı olan asfiyalar asfiyaların da hem kalpleriyle birlikte akılları nurani. Değil mi? Yani kalp ayağı da var. Kalpleri tenvir edilmiş, nurlanmış. Onunla birlikte Cenab-ı Hak bir de onların akıllarını öyle bir nurlandırmış ki onlara öyle nimetler, öyle ilhamlar nasip etmiş ki işte o akılları nurani olan o asfiyaların hepsi ne yapıyor? ukulu nuraniye erbabı olan asfiyalar tahkikatlarına istinat ederek bir tek vahidi ehad, vacibül vücud, halıkı küllü şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemali rububiyetine şehadetleri. O asfiyalardan birisi mesela Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri. Mesela Risale-i Nur yazmış olduğu eser ortada. Değil mi? Şu an deizmi, ateizmi, dinsizliği, hakaiki imaniye ile alakalı hangi mesele varsa iki kere iki dört eder derecesinde izah ve ispat etmiş. Kaderle alakalı bütün meseleleri çözmüş. i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet öldükten sonra dirilme için diyor ki biz iman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diyor. Akılla ispatı yapılamaz diyor. Evet o felsefi noktada aklını çok ileri derecede kullanmış. Fakat asfiye makamında olmadığı için aklı nurani olmadığından dolayı karanlıkta kalmış. Üstad diyor onların boğulduğu nokta benim topuğumu ıslatmadı diyor. Yani demek ki kul isteyecek evet bir de Cenab-ı Hak da o kulun aklını nurlandırdığı zaman işte ondaki o Esrar-ı Kur'aniye'deki o manalar o gizli hazineler ona öyle bir açılıyor ki. Kur'an-ı Kerim Bizim neyimizdir? Bizim kaynağımız menbaımızdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bizim kaynağımız menbaımızdır. Belarat bin velayabisin illa fi kitabün mübin. Kur'an'da yaş kuru her şey yazılıdır. Fakat bizim gibi sıradan insanların Kur'an'ın gizli hazinelerine inip o esrarları, o sırları alması söz konusu değildir. Okyanusun derinliklerinde inciler, mercanlar, Doğalgazlar, petroller vardır. Ama her insan oraya girip onu çıkaramaz, onu keşfedemez. Ne olması lazım? Özel bir ekip, özel bir gemi, özel bir sondaj olması lazım ki onu çıkarabilsin. Kur'an-ı Azimüşşan da aynı öyle bir okyanus gibidir. Adam diyor ya ben diyor baktım Kur'an'da böyle bir mana yok. Doğru senin baktığın yerde yok. Senin makamından bakıldığı zaman görünmez. Bir adam Karadeniz'in sahil kenarına gidip, kura çatarak ya ben baktım burada petrol yok demesi gibi olur. Doğru senin yüzdüğün yerde elbette ki yok. Ama bu manaya vakıf olanlar kalplerini tenvir edip akıllarını Cenab-ı Hak nuranileştiren bu asfiyalar işte onlar o hazinenin derinliklerine inerek tahkikleriyle, tetkikleriyle, tespitleriyle, ispatlarıyla, delilleriyle hepsi aynı noktaya parmak basıyor. Diyor ki Allah var, ahiret var. Bakın Risale-i Nur baştan aşağıya kadar tevhidin delilleriyle dolu. Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen dört ana esas olan tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği, değil mi? nübüvvet, peygamberlik, haşir, adalet ve ibadet. Bu dört ana konu Kur'an'ın tefsiri olan şu Risale-i Nur'larda da elhamdülillah var. Ama en birinci, en temel konu bu tevhid. Çünkü kainatta en önemli mesele o. Yani haşrinde Kaderin de, meleklerin de, kitapların da, peygamberlerin de merkezinde bağlı olan, olmazsa olmaz olan Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut olması, Allah'ın vahdaniyetinin kabulünden sonra diğer deliller ortaya gelir. Yani önce güneşi kabul edeceksin, ondan sonra ışığı, ısısı, yedi rengini kabul etmek gibi. Güneş var, o zaman zaten o diğer deliller, zaten ısısı, ışığı, yedi rengi olmak mecburiyeti var. Yani biri diğerine bir cehden oluyor, biri diğerine kuvvet ve delil oluyor. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini değil mi? mucizeleriyle ispat ettiği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o mucizeleri de eline alarak Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine bir delil teşkil ediyor. Çünkü uluhiyet nübüvvetsiz, risaletsiz olmaz. Değil mi? Anlaşılmaz bir kağıt ee, anlaşılmaz bir kitap manasız bir kağıttan ibaret olur. Bir muallim, bir rehber, bir tanıtıcı, bir tarif edici olmak zorunda. Bir padişah bir sergiyi açmadan önce o sergiyi tarif edecek bir rehbere bakar önce. Kendi izzet ve azametine aykırıdır o sergide insanlara onu anlatması. Elbette ki rayiyetinden bir vezirini, bir askerini bulup o sergiye onu tarif edici, rehber edici gönderdiği gibi. Eğer tarif edici olmasa o rehber, mi? o sergi hiçbir anda ifade etmez. İşte o padişah o zat dese ki Ahmet Efendi sen olmasaydın ben bu sergiyi açmazdım. Doğru öyle güzel bir tarif edici olmazsa sergiyi açmaz. ve yahut o sergide onun maksadını, muradını, sanatını, inceliğini, değil mi? ustalığını anlayacak muhatap olmasa yine açmaz. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak bu alemi, bu mükevvenatı peygamberimiz Ali sırrat vesselam için açtı. Çünkü en iyi anlayan, en iyi tefekkür eden, Esma-i en ziyade okuyan ve aynı olan masar olan efendimiz Ali ve vesselam olmakla birlikte yine en iyi tarif edici, değil mi? Muallime ekber olan yine efendimiz Ali sırrat vesselam olduğu için Cenab-ı Hak bu alemi açtı. İşte bu noktada bütün peygamberleri ve başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ellerindeki zahir ve bahir mucizatlarıyla düşünelim. Sonra bütün evliyaları, kalpleri temizlenmiş, nefislerini tasfiye ve kalplerini de ibadet ve zikirle nuranileştirmiş 124 milyon evliyayı düşünelim. Ve bunların içinde, bu 124 milyon evliyanın içinde bir de asfiya grubu var ki onlar kalpleriyle birlikte, akıllarını da değil mi? Kur'an'ın nuruyla, Resulullah'ın hadislerinin değil mi? E, Efendimiz Aleyhisselam'ın rahle-i tedrisatından geçerek akıllarını da nuranileştirip inleştirip Kur'an'ı ve Rasulullah'ın e, Resulullah'ın nazarıyla kainatı, alemleri okuyarak ehli tahkik zatlar var. O ehli tahkik zatlar yazmış olduğu eserleriyle, yapmış olduğu sohbetleriyle ne yapıyor? Hepsi aynı noktaya parmak basıyor. Allah var, ahiret var. Şimdi bu üçünü bir araya gelip şöyle bir harmanladığımız zaman biz Cenab-ı Hakk'ın varlığının, birliğinin delillerini kainattaki en şuurlu, en akıllı varlık olan insanlardan sorduk. Elbette ki o insanların içinde de sözüne en muteber edilen, o alanda ihtisas sahibi, ahlakta, kemalatta, fazilette, adalette, merhamette en ileri olan zatlardan sorduk. Başta enbiya, sonra evliya, sonra asbiya. Ve onların hepsi aynı noktaya parmak basarak ne dediler onlar? Bütün oku, istinat ederek bir tek vahidi ehad. Cenab-ı Hakk'ın hem varlığı hem varlığı hem birliği vacibül vücut vücudunun vacip olması, halikü küllü şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Yani, Cenab-ı Hak bu kainatı terbiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bir tekvini rububiyeti var. Bir de teşrii, şer'i rububiyeti ve terbiyesi var. Cenab-ı Hak bu alemi, bu kainatı terbiyeden geçiriyor toprağı terbiye ediyor. Bu kadar envai çeşit nebatatı, bitkileri, meyveleri, sebzeleri çıkarıyor. Bir su damlasını terbiye ediyor. Değil mi? O terbiyenin neticesinde değil mi? kuşları, leylekleri, insanları, inekleri, kedileri, köpekleri hakeza bu manada aslanları, kaplanları bir suyu terbiye ederek çıkarıyor. Bir odunu terbiye ederek bu kadar envai çeşit rengarenk, tadı, kokusu, rengi farklı olan mahlukatı, masnuatı çıkarıyor. İneği terbiye ediyor, oradan kokusu, rengi, tadı tamamen farklı olan bir süt çıkarıyor. Yani Allah bir şeyi terbiye ederken onun mahiyetini değiştirerek terbiye ediyor. İnsanlık odunu terbiye eder, masa yapar, sıra yapar, en kötü kağıt yapar. Yine mahiyetinden haber verir. İpi terbiye eder, çorap yapar, ceket yapar, kazak yapar. Kazağı söktüğün zaman yine ip senin kalır. Mahiyeti değişmeyen bir terbiye edicilik bu. Ama Allah eşyayı terbiye ettiği zaman bir de mahiyeti değişiyor. Saman ve suyken süt oluyor. Tamamen farklı. Tavuğu terbiye ediyor. Kemal-i rububiyet bu. Öyle bir rububiyet, öyle bir terbiye edicilik ki kemal derecesinde. Yani bu kainatta gördüğümüz ne kadar mahlukat ve masnunat varsa bundan daha güzel olamaz. Daire-i imkanda bundan daha güzel bir güneş, daha güzel bir yıldız, daha güzel bir insan, daha güzel bir kedi, daha güzel bir deniz yok. Kemal derecede bir rububiyet. Bu tekvini alemdeki rububiyeti var Cenab-ı Hakk'ın. İşte bu peygamberler değil mi? her daim, bu evliyalar, bu asfiyalar her daim Cenab-ı Hakk'ın bu kemali rububiyetini nazarlarımıza veriyor. İşte asfiyalara örnek olarak Üstadımız bir ayet kübra 30. lema, 33. söz şu an okuduğumuz yer bak. Bu da değil mi? akılları münevver olan asfiya. İşte Üstad 33. sözde imanı tahkikiyle ne yapıyor? Allah'ın varlığına, birliğine deliller getiriyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki kemal-i rububiyetini elhamdülillah bu derslerle ne yapıyor? Bize ispat ediyor, izah ediyor. Bak, görüştüğümüz şu ana kadar yüzlerce ateist ve deist gençler olmuştur. Elhamdülillah %95'inde dönüşler oldu. Vicdanı bozulmamışsa, inadı yoksa, gafletinden ve rahatından işine geldiği için ateist olmamışsa hakikaten kabul ediyor. O kadar şeffaf, o kadar net, o kadar kesin, o kadar keskin cevaplar ki elhamdülillah. Diyor şeytanı bile diyor ilzam ederim diyor bak ilzam etmiş değil mi? Susturmuş yani. İkna olmuyor inadından ama en azından karşılıkta veremiyor. İşte bu noktadan bakıldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın kemali rububiyetini bu üç sınıf, enbiya, evliya, asfiya her daim kainatı temaşa ve tefekkür ettirerek bize gösteriyorlar. Bu tekvini rububiyet. Bir de teşri rububiyet var. Şer'i rububiyet. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu ahkamla, şeriatla, Kur'an'la Kur kayde ile kuralla Allah'ın kullarını terbiye etmesi var. Değil mi? En başta zaten e, delil olan bu üç sınıfın terbiyesi de yine Cenab-ı Hakk'ın elinden geçiyor. Değil mi? Yani Cenab-ı Hak vehbi bir nimetiyle peygamberleri ne yapmış? Bir terbiyeden geçirmiş. Bir tasviyeden geçirmiş. Bir kemale götürmüş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Üstadımız diyor, Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi onun ahlakıydı öyle bir ahlakı hamideye masar ki peki o ahlakı hamideye gelmesi neyle oluyor? Allah'ın kelamı olan Kur'an da oluyor. Festagim kema umirte diyor. Emrulunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet diyor beni ihtiyarlattı diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ayşe annemize soruyorlar. Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Kulukul Kur'an'dı. Siz hiç Kur'an okumadınız mı? Kur'an'daki ahlak Resulullah'a sirayet etmişti. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İsmi Azam'dan gelen, her ismin azami derecesinden gelen Kur'an'a tam ayna ve tam muhatap oldu. Yani rububiyetin kemalinde terbiye edildi. Diğer peygamberler onlar da derecesine göre her peygamberin derecesi, meratibi farklı farklıdır. Onlar da derecesine göre ne oldu? Onlar da bir terbiyeden geçti. Ama Rububiyetin kemalinde kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var aleyhissalatü vesselam. E sonra evliyalar, asfiyalar değil mi bak? Onlar da bir terbiyeden geçti. İşte Hazreti Ömer İslamiyet'ten önceki hali İslamiyet'ten sonraki hali bir nazarı peygamber taşı iksir yapıyor. Eğer mizan istersen taşı elmas yapıyor. Eğer mizan istersen İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Bedevi olan değil mi? Kız çocuklarına diri diri toprağa gömen, her türlü günahı işleyen bir topluluk, bir bedevi kavim, İslamiyet gelince, Allah'ın ahkamı, Kur'an-ı Azimüşşan gelince, Rububiyeti ilahiye orada tecelli edince, benim sahabelerim yıldızlar gibidir. Hangisine, değil mi? Ulaşırsanız, hangisini örnek alırsanız, onunla bana gelebilirsiniz. Onunla Allah'a yaklaşabilirsiniz. İşte bu manada. Cenab-ı Hakk'ın şer'i rububiyeti de böyle. İşte her daim, her vakit o makamı rububiyeti göstermeleri o oluyor. Yani evet anlatarak, irşatlarıyla, keşfiyatlarıyla, yazmış olduğu eserleriyle o makamı rububiyeti gösteriyorlar. Bir de kendileri de mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece ayrı gündüz ayrı değil. değil mi? Her daim kemal-i rububiyetin makamını gösteriyor her halinde ne var? Kemal-i rububiyetin tecelliyatı var. Sünnet-i seniye bir edeptir diyor. Hiçbir hareketi yok ki altında bir hikmet, bir fayda olmasın. Resulullah'ın uyumasında edep var, konuşmasında edep var, yürümesinde edep var, değil mi? Tuvaletinde edep var, banyosunda edep var. Yani öyle bir kemal-i rububiyetle terbiye olmuş ki her hali bir edep. İşte derecesine göre diğer peygamberler, evliyalar, asfiyalar da bu manada ne yapıyor? Bu manada e, Cenab-ı Hakk'ın bu rububiyetine mazhar olmuşlar. İşte asıl bize tereddüp eden mesele, biz de inşallah o zatları örnek alarak قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبُّبْكُمُ Allah'a muhabbetiniz varsa Habibime uyun. E, ayetine inşallah kulak vererek biz de o Kur'an'ın e, terbiyesi altına kendimizi sokarsak derecemize göre e, evliye olamasak da asbiye olamasak da en azından Allah'a iyi bir kul, iyi bir mümin olmanın yollarını arayalım inşallah. Ey biçare münkir, kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Yani kime güveniyorsun? Yani bu kadar 124 milyon evliya, asbiya, 124 bin peygamber Hepsi aynı şeyi söylerken peki bunların karşısında bu davanın, bu hakikatin tersini söyleyen insanlar ne kadar sahtekar, alçak değil mi? Ne kadar yalancı, dolandırıcı, düzenbaz varsa onlar da bunun aksini söylüyor. Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır diyor Üstad. Bütün güzelliklerin kaynağı imandan gelir. İman insanın içine girince o insan insan oluyor. Yoksa, yoksa canavar vahşi bir hayvan suretine inkılap edebiliyor. Bak şu an işte şu İsrail'in zulmü. Hele yani bir hayvan bile bu kadar canavarlaşamazken insan canavarlaşıyor. İşte iman çıkınca behlüm adal oluyor. E i̇şte kime güveniyorsun yani? Karşıda sözüne muteber edilen, itibar edilen bu kadar zatlar var derken tasdik ederken tasih ederken sen kimin sözüne güveniyorsun? Ve yahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? Subhaneke la ilmelena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru dawahum enel rabbil alamin el fatiha